Merhaba Serra Sara, ben Serra TV'ye hoş geldiniz. Neye gülüyoruz bilmiyoruz. Serra TV'nin ilk konuğu Çetin Çetintaş herhalde, mutluluktan gülüyoruz diye düşünüyorum. Çetin Çetintaş'ın yeni bebeği çıktı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İşte yeni bebeği çıkınca da hemen stüdyomuza aldık kendisini. Çünkü kendisi zaten her gün buraya geliyor. Güneş stüdyosunu aldık. Gerçekten ama... Beni kapıdan çevirdiler. Kapıdan çevirdik, yakaladık onu. Maldivler'de de yakalamaya çalıştım, kaçtı. Ama bu sefer artık bebek de çıkınca program yapmaya ne oldu? Karar verdi. Şimdi çok kıymetli bir kitap aslında. Hani şaka bir yana, hayat sana ne anlatıyor diye Çetin Çetintaş ortalara çıktı bir anda. Hashtag turuncu olarak. Evet, ortalarda değilmişim gibi bir anda ortaya çıkıverdim. Ben hemen gireyim çünkü neden? Çünkü kız kardeşimin siniri bozuldu. Bu Çetin niye sürekli kitap yazıyor? Ben daha ikinci kitabı okuyamadım. Niye yazıyor diye bana WhatsApp'tan mesaj attı. Nasıl bu kadar çok şey yazıyorsun sen? Ya aslında ikinci kitabımdan sonra normalde bu zamana kadar 3 kitabın daha çıkması gerekiyordu. Yani biraz aslında geride kaldım. Geride kalmamın sebebi ikinci kitabımın normalde çıkış tarihi 2016 idi. 2017'de başka bir kitap, pardon 2017 idi. 2017'nin sonunda başka bir kitap çıkacaktı. 2018'de başka bir kitap çıkacaktı ve 2019'da çıkacaktı. Fakat ilk yayın evinde yaşadığım sorunlardan dolayı sarkınca aslında şu an 3 kitap gerideyiz. Yani kız kardeşim tembellik yapmış sadece. Evet. Şimdi bu bebekte Çetin elementleri anlatıyor. Elementler yoluyla hayatın bize ne anlattığını anlamamız için böyle bir kitap yazdı, sağ olsun. Diyor ki aslında duygular neyin sonucunda ortaya çıkıyor? Elementlerin ihtiyaçları sonucunda. Elementlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına duyguları ortaya çıkarıyor ki bu duygular sizi yönlendiriyor ve elementin ihtiyacını karşılayabilmeniz için eyleme geçmenizi sağlıyor. Yani siz elementin ihtiyacını karşılamadığınızda element duygular yoluyla sizi kullanmaya başlıyor. Peki burada çok güzel bir şeyden bahsediyorsun. Elementlerimiz tamsa, yani duygularımız duygusuz bir noktaya geliyor muyuz diye insan merak ediyor. Elementlerin tam olduğu noktada ortaya çıkan şey ne? Evet, duygusuzluk. Çünkü duygular aslında zannedildiği gibi insanın çok değerli ve insanı yönlendiren, yani hayat amacı olarak yönlendiren bir şey değil. Duygular tam tersi insanın hayat amacını bulamadığında insanı yönlendiren değerli şeyler. Yani yolunu bulmuş bir kişi için, hangi adım atacağını keşfetmiş bir kişi için, kaderini keşfetmiş bir kişi için duygular bir araç değil. Çünkü zaten nereye adım atacağını biliyor. Fakat kişi kaderine karşı körleştiğinde, nereye adım atacağını bilemediğinde duygular yol göstermek için elinden tutmaya veya ona değnek olmaya geliyor. Bu yüzden duygular aslında zannedildiği gibi çok değerli ve yaşanılması gereken o insani olarak muazzam şeyler değil. Tam tersi insan olamadığında, kişi tezahürünü gerçekleştiremediğinde ortaya çıkan yardımcı araçlar. Yani bir duygu ortaya çıktıysa siz orada farkında değilsiniz. O anın içinde kayboldunuz. O anda benliğinizi ortaya koyamıyorsunuz ki o duygu size yol göstermek için ortaya çıkıyor. Zaten kitapta okuduğunuz zaman tabii bulup alabilirseniz, çıktığı gün yok zaten bir kitaptan bahsediyoruz. Okuduğunuz zaman şeyi çok güzel anlıyorsunuz. Yani duygular aracılığıyla aslında nerede eksiklik var? Hangi elementte bir eksiklik ya da fazlalık diyelim, bir farklı bir çalışma şekli var. Onu gözlemleyebiliyorsunuz ve kitap zaten teknik olarak bunu anlatıyor. Yani sadece size bilgi verip sizi orada bırakmıyor. Bu bilgiyi nasıl kullanacağınızı, nasıl pratikler yapacağınızı da anlatıyor. Ama sevgiyle ilgili çok güzel kısımlar var. Çünkü aslında bütün duygular nereden geliyor? Evet, bütün duygular sevginin devrilmesiyle ortaya çıkıyor. Yani sevginin tezahüründe bir bozulma olduğunda bu bozulma ortadan kaldırılabilmesi için duygular tezahür etmeye başlıyor. Bu devrilme dediğim şey aslında sevgi her zaman orada. Fakat kişi sevginin tezahürünü algılayamadığında, yani bir eyleme ihtiyaç duyduğunda, bir şey yapmaya ihtiyaç duyduğunda, kendini eksik hissedip tamamlanmaya ihtiyaç duyduğunda sevgi sanki eksikmiş gibi davranıyor. Aslında burada sevgi eksildiğinden değil. Fakat kişide bu eksiklik hissi ortaya çıkması duyguyu beraberinde elementlerin farklı tezahürlerine doğuruyor.
Kitapta bir de şeyden bahsediyorsun ki çok hoşuma gidiyor, sevgi bağından. Çünkü insan sevgi bağı dediği zaman hep böyle şey düşünüyor. Arkadaşıyla olan, annesiyle babası, yani gerçekten bir sevgi bağını düşünüyor. Halbuki burada kitapta da anlatıyorsun, sevgi bağı dediğimiz şey bizim ihtiyaçlarımız sonucunda illa karşımıza çıkacak kişiler. Yani bu illa senin aklında pozitif olacak demek değil. Sevgi bağı senin ihtiyacın neyse o kişiyi hayatına getiriyor. Biraz ondan bahsedebilir misin? Çünkü insanlar hep şey zannediyor. Hani pozitif olan sevgi bağı ama negatif yaşanan şeyler sevgi olmayan ya da işte nefret bağı diyelim mesela. Evet, şöyle bir durum var. Karşımıza yolda herhangi biri çıktığında, çarpıştığımızda veya işte kahve alırken sırada herhangi biriyle muhabbet etmeye başladığımızda veya kahve aldığımız kişiye parayı öderken ya da taksideki kişiye parayı öderken bunların hepsiyle bir iletişim kuruyoruz. Hiçbir diyalog kurmayıp sadece o parayı uzatsak bile bu bile bir iletişim. Hayatımızda göz göze geldiğimiz, el ele dokunduğumuz, herhangi bir şekilde bir temasta veya ilişkide bulunduğumuz herkesle aslında bir bağımız var. Ve bu bağı sevgi bağı. Yani kişiyle ne kadar derin veya sığ bir ilişkiye girdiğinizin önemi olmadan onu görebilmek, onu duyabilmek, onu fark edebilmek, hissedebilmek. Yani aynı anın içinde birlikte varlığa geçebilmemiz aramızda bir sevgi bağı olduğu anlamına gelir. Bu bağ olmadığı takdirde ikimiz aynı anda varlık haline geçemeyiz. O zaman birimizin yokluğu gelir ve bu yokluk halinde zaten onun burada olduğunu bile fark edemem. Bazen zaten öyle olmuyor mu? Bir ortam içerisinde belki 20 kişi oluyor ama siz bazı insanları hiç algılamıyorsunuz. Onlar sizin için yok ve olduklarını başkaları size söylediğinde idrak edemiyorsunuz bile. Ben görmedim diyorsun, tarif ediyor, resmini gösteriyor, bizimle aynı masada oturuyor diyor ama hiçbir şekilde bir algı gerçekleşmediği için o masada otururken o kişiyi çıkaramıyorsunuz. Bunun sebebi o anda o kişi sizinle birlikte o anın içinde varlık halinde değildi. Yani siz o sevgi bağını kurmadığınız takdirde o kişinin varlığını algılamanız mümkün değil. Algılıyorsanız da zaten sevgi bağı var. Peki bu kadar hepsini yazmışsın, etmişsin, hı. çok güzel. Nasıl gözlemleyebilir Serra TV izleyicileri ve bu kitabın okuyucuları? Yani neye bakmamız gerekiyor? İşte çok güzel duygular oluşuyor ama biz bunları oluşurken neleri gözlemliyor olmalıyız? Bunu kitapta zaten oldukça detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kitap okuduktan sonra elementleri hayatınızda nasıl gözlemleyeceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Bunun en önemli yolu elementleri tanımanız. Neyi gözlemleyeceğinizi bilmeden gözlemleyemezsiniz. Bu kitap aracılığıyla önce elementleri tanıyacaksınız. Elementlerin nasıl duygular ortaya çıkarttığını gözlemleyeceksiniz ve öğrenmiş olacaksınız. Ve bu duygular aracılığıyla aslında sizden ne istediğini fark edebilecek duruma geleceksiniz. En zor gözlemlenen şey akasha. Bu daha soyut bir element diğer dört elemente göre. Bunu anlamak için de pratikler gerekiyor. Akaşanın ancak pratikler yoluyla idraka gelebiliyor. Elementlerin tezahürünü gözlemleyebilmek adına pratikler çok önemli. Elementleriniz dengede veya dengesiz fark etmez. Tanıyabilmeniz için elementlerin mutlaka pratiklerini uygulamak gerekiyor. Bunlar da kitapta zaten mevcut. Bunların hepsini oradan pratik edip, öğrenip hayatınızda elementleri gözlemleyebilirsiniz. Ya kitap zaten inanılmaz detaylı bir kitap. Çünkü yani bizim zaten sahip olduğumuz öfke deyin, kıskançlık deyin, hangi duyguda nasıl davranacağımızı, hangi duygunun hangi element sonucunda ortaya çıktığını kitabı okuduğunuz zaman, ki çok da kolay okunan bir kitap, anlayabiliyorsunuz ve evet her elementin sonunda da pratik bölümü var, yapabileceğiniz pratikler var. Sadece bu da değil ama şimdi mesela tamam okey kendimizde duygularımızı gördük ama aynı zamanda kitap şeyi de anlatıyor. Ya işte iş hayatında mesela ateş elementi, ilişkilerimiz, netice itibariyle mesela sonuçta senin element ihtiyacına uygun olmayan bir işte çalışıyorsan aslında senin için bayağı sıkıntılı bir durum herhalde. Evet, bu zaten kişinin çoğu zaman o işten kaçma ihtiyacını, isteğini veya sürekli olarak o işten kurtulacağı günün hayalini kurmayı veya başka bir iş arayışında olmayı getiriyor. İstese bile kişi böyle bir durumda o işin içinde çok uzun süre kalamıyor. Kalmasının başka sebepleri olabiliyor. Mesela toprak elementinin kişinin hayatında baskın olması gibi. Böyle durumlarda kişi hem ayrılmak istiyor hem de topraktan dolayı devamlılık gerektiriyor ve bir türlü ihtiyacı olan şeylere devamlılık gösteremediğinde işine devamlılık göstermeye başlıyor. Kişi zaten elementinin istediği işi yaptığında, ihtiyacı olan işi yaptığında hem kendi performansı çok yüksek oluyor hem de farkında olmadan
o iş onun hayatında kalıcı veya sürükleyici bir etki yaratıyor. Yani işini çok sevmese bile bir şekilde İşte olmak hoşuna da gidiyor. Yani bazı insanlar vardır ya, sabah 9 akşam 6 gitmek istemez. İşini sevmemekten kastım yaptığı işi değil de standartları sevmemek. Ama ona rağmen o işe gitmek onu motive eder. Yani o iş bir şekilde hayatını motive eder ve sabah 9 akşam 6 çalışmak istemese bile çalışmaya devam eder. Çünkü ihtiyacı olan şeyi yaptığının da bir yandan Bir farkındadır. yandan. Bir de tabii şey var, şimdi işi falan konuştuk ama herkesin genelde en merak ettiği şey ilişkiler oluyor. Mesela burada şeyi de görüyorsunuz, yani işte bir ateş elementi fazla insanın, su elementi fazla kişinin birlikteliği. Normalde ilişkiler vardır ya, da biri der ki ay ben hep gezmek istiyorum ama işte sevgilim hiç gezmek istemiyor, hep evde oturmak istiyor. Yani aslında ilişkilerde de biz elementlerimize göre insanlara çekiliyor olabiliriz ya da bu kitaptan okuduğumuz kadarıyla belki de elementimize uygun olmayan bir ilişkinin içinde olduğumuz için o ilişki belki de bizi birazcık bunaltıyor olabilir. Bir ilişkinin içerisindeysek öyle ya da böyle zaten elementimize hizmet ediyordur. Hizmet etmezse o ilişki başlayamaz. Fakat o ilişki başladıktan sonra ne kadar devam edeceği de yine elementin tezahürüyle alakalı. Yani o element değişmeye başladığında, element diziliminiz değişmeye başladığında, örneğin karşı taraf ateş elementi yüksek olduğu için ilişkilerde size çekici geliyordu ve sizdeki ateş elementini dengelemenize yardımcı oluyordu. Aile ilişkilerinde onun ateş olması sizin başka özelliklerinizi ortaya çıkartmanıza olanak sağlıyordu. Fakat işte ilişki ilerledikçe o kişinin ateş elementinde düşüş başladı diyelim. İlişkide ateş elementini ortaya koyamamaya başladı diyelim. Böyle bir noktada artık siz onun ateş elementinden beslenemediğinizden otomatik olarak ilişkide kopmalar başlıyor. Veya tam tersi, sizin ateş elementiniz yükselmeye başladı ve onun ateş elementine ihtiyacınız kalmadığında, yani kendi benliğinizi ortaya koyuş şekliniz, kendi gücünüz ortaya çıkmaya başladığında, bu da ilişkilerde kopuşa sebep oluyor. Bazen örnekler görüyoruz. Bir kadın bir erkek ilişkisinde, kadın çalışmıyorken, ilişkide kalırken, çalışmaya başladığında otomatik olarak kendi gücü, kendini ortaya koyuş şekli güçlendiğinden karşı taraftaki kişiyi terk etme eğilimi başlıyor gibi durumlara örnek olarak vereceksek sık sık denk geliyor. Yani sorun senle değil, ben de değil, sorun senle değil, elementlerimde noktasında. Evet, Sorun yani değil tabii onu, lafın element gelişi. değişiyorsa ilişkinin bitmesi, başlaması, şekil değiştirmesi her zaman mümkün ve zaten öyle de olmalı. Bir şey başladığı gibi gitmek zorunda değil çünkü insan da değişiyor, hayat da değişiyor, şartlar da değişiyor. En güzel yanı zaten buna ayak uydurabiliyor olmamız. Şahane bir kitap, gerçekten ellerine sağlık. Çünkü insan kitabı okuduğu zaman demin de dediğim gibi özellikle kolay okunabilir olması çok önemli. Çünkü bazen böyle kitapları aldığın zaman insanlar hani bilginin içinde yığılabiliyor ama o Evet, kadar, kayboluyorlar evet, o sonra. kadar pratik bir kitap ki şey gibi oluyorsunuz. Yani böyle elinizde hayatın kullanım kılavuzu verilmiş gibi oluyorsunuz ama Çetin de demin dediği gibi okumak çok şahane fakat içinde bir sürü pratik var. Bebeği tekrar göstereyim. Bütün bu pratikleri gerçekten yapıyor olmak lazım. Yaptıkça hayatın değişmemesi söz konusu değil. Çok teşekkür ederiz. Bir sürü daha bebek gelecek anladığımız kadarıyla, çalışmaya devam. Evet, aslında diğer başta da söylediğim gibi diğer kitaplar hazır. Ortaya çıkmamasının sebebi her hafta bir kitap çıkaramadığımızdan dolayı. Yani her hafta bir kitap çıkarılabilir ama her hafta bir kitap çıkartmaya genel olarak yayın evleri çok sıcak Kız bakmadığından dolayı. kardeşim de çok sıcak Evet. bakmıyor. Yani İnsanlar okuyorlar bunları çünkü, evet, biliyorsun. çünkü araya biraz vakit girmesi Evet. gerekiyor. Okunması, bu kitabın görünür hale gelmesi, daha çok kişiye ulaşabilmesi için sonuçta bu kitabın bir şekilde görünmesi lazım. Hemen bir hafta sonra başka bir kitap çıkartmak demek, bu kitabın önünü kapatmak demek. O yüzden yeni bir kitap çıktığında eski kitap otomatik olarak eski olduğundan dolayı araya biraz mesafe koymak gerekiyor. Bundan dolayı bir sonraki kitabın çıkışı muhtemelen Şubat'ta olacak. Ondan sonraki kitabın çıkışı da muhtemelen 2020'nin sonlarına doğru gerçekleşecek. Yani araya olabildiğince 8-9 ay kadar bir süre koymaya çalışıyoruz. Ama kitaplar hazır ve nazır sizleri Bekliyorlar. bekliyor.
Serra TV izleyicileri mutlaka Eli'nin kitabı. Çünkü bazen böyle kitaplar olunca insanlar şey diyorlar, hani benimle çok alakası yok, ne yapacağım ben bu kitabı, elementler ne anlamam etmem, ama bu kitabı okuyup da hayatınızın kontrolünü eline almamanız söz konusu değil. Evet, bu noktada bir şey söyleyeceğim. Eğer bu kitap hayatınla ilgili değilse, o zaman zaten yaşamda değilsindir. Evet işte, ama hani elementi gerçekten anladığın zaman her şeyi anlamaya başlıyorsun. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum böyle bir şey yazdığın için. Evet. Ayrıca ilk konuğum olduğun için de çok teşekkür ederim. Zevkle. Bir daha yine bekliyorum tabii ki. Buradan da uyalı yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Kitabı edinin. Pratiklerini yapın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.